Herkese merhaba. Bugün sizinle hayatımıza neden sorunlu adamları çekiyoruz? Bunu paylaşmak istiyorum. Sizinle paylaştıklarım herhangi bir psikoloji kitabına ya da herhangi bir kitaba dayanmıyor. Tamamen kendi deneyimlerimden yola çıkıyorum. Ve bana göre 3 sebebi var. Birinci sebebi Baba yoksunluğu, baba sevgisi alamamış kadınlar sorunlu adamlara yöneliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Mesela siz büyürken babanız size yeterince ilgi göstermedi ya da bir şey yaparsanız babanız tarafından sevildiniz ya da o sizi o zaman ilgi gösterdi. Eğer böyle bir çocukluk yaşadıysanız ve sevginin bu olduğuna inandırıldıysanız, inandıysanız o zaman hayatınıza çektiğiniz adamlar için %90 bir şey yapmanız gerektiğine inanıyorsunuzdur ve bir şey yapmanız için de bu adamların sorunlu olması gerekiyor. Sorunlu olsun ki siz onları iyileştirebilin, tamir edin. Birinci sebebi bu. Ve aynı zamanda yine bu babanızla ilişkinizden kaynaklanan diğer bir konu yeterince ilgi göremediyseniz zaten hayatınıza çektiğiniz bu adamdan o ilgiyi bekliyor olacaksınız ve sorunlu olursa nasıl ki babanız size o ilgiyi vermedi, bu adam da size o ilgiyi vermeyebilir. Mesela şöyle olabilir, sorunlu bir adamdır ve bağımlıdır. Alkol bağımlı, seks bağımlı, uyuşturucu bağımlı, her neyse olabilir. Manipülatif olabilir, aşırı derecede narsist olabilir. Bunların hepsi ya da çok fazla travmaları olduğu için ve kendini iyileştiremediği için saldırgan olabilir. Birçok sebebi olabilir ama sonuç olarak sorunlu kişilik diye tabir edeceğimiz bir noktaya gelmiştir bu insan. Şimdi birincisi bu babanızla olan ilişkiniz, ikincisi kendinize olan özgüveninizle alakalı. Çünkü genelde sorunlu diyebileceğimiz adamları hayatına çeken kadınlar maalesef özgüvenle ilgili sıkıntı yaşayabiliyorlar. Maalesef diyorum aslında bu hem maalesef hem de diğer videolarımı zaten izlediyseniz bu güçsüzlüklerin inanılmaz bir güç olduğunun da farkındasınızdır diye umuyorum artık. Dolayısıyla bu e, özgüvensizlik aslında bir güç ama bu başka bir konu. Bu özgüvensizliğinizden dolayı da böyle adamları çekiyorsunuz çünkü genelde o defolarını kapamak için bu adamlar çok özgüvenliymiş gibi davranırlar ve türlü türlü maskeler takarlar farkında olarak ya da olmayarak ama sonuç olarak siz onları çok güçlü, hiç yıkılmayan, inanılmaz derecede özgüvenli görebilirsiniz. Manipülatif bir kişilikse mesela karşınızdaki adam bu manipülatif e, özellik taşıyan erkekler çok geliştirmişlerdir kendilerini bu konuda ve sizi nasıl manipüle edeceklerini, zaaflarınızı nasıl bulabileceklerini ve zaaflarınızdan nasıl faydalanabileceklerini bilirler. Dolayısıyla özgüvensizliğiniz varsa çok kolay manipüle edilirsiniz. Çok kolay bu adamların oltasına diyeyim düşebilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Üçüncüsü de aşık olmanız. Aşkın gözü kördür derler. Zaten duymuşsunuzdur. Eğer ki Sorunlu bir erkeğe aşık olduysanız dikkat edin diyorum çünkü gerçekten çok dengeli olmayabilir ve sonunda enkaz olma ihtimaliniz var. İlişkiler hepimizin hayatında çok önemli, çok değerli ve biriyle hayatınızı paylaşmak, anılar biriktirmek bence bu dünyada olan en özel ve en güzel şeylerden bir tanesi. Ama bunu yaşarken, bu seçimi yaparken doğru insan olmasa bile yani bir iki yıl hayatınızı paylaştığınız bir insan, hayatınızın hayatınız boyunca doğru insan olmayabilir. Ama bunu olabildiğince mutlu, neşeli yaşamanız önemli ve bu insanı seçerken de bazı sinyaller vardır. Bunları böyle hani işaret gibi düşünün ve bu işaretlere dikkat etmeniz gerekir. Ve bir erkek sorumluysa, bunun işaretlerini zaten verir. Bu işaretleri doğru okuyup, buna göre bu insanı hayatınıza alıp almamaya karar verirseniz, ne ala? Ama e, sorunlu olduğunu bile bile, lades derseniz, işte burada bu üç nokta devreye giriyor ve bugün size bu videoda bahsetmek istediğim de bu üç noktası. Bu videoyu bitirirken size bir sorum olacak, o da şu. Şu an bir ilişkiniz varsa eğer bu ilişki sorunlu bir ilişki mi? Yoksa her şey yolundaysa da gerçekten sizin adınıza çok mutluyum. Sorunlu bir ilişki ise yorumlarınızı bekliyorum. Bunun sebeplerini tabii ki de özel olmayacak şekilde benimle paylaşabilirsiniz. İçinizden nasıl gelirse. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.